29 Ekim 2011'de Cumhuriyet Bayramı kutlamaları hedef alınmış, kadın canlı bomba kara çarşafla Bingöl kent merkezine gelmişti. Anne Hatice Belgin canlı bombanın intihar saldırısı yapacağını fark ederek üzerine atlamıştı. Böylece pek çok kişinin ölümünü önlemişti. Olayda Hatice Belgin ile oğlu Veysel Belgin ve Mehmet Çibuk hayatını kaybetmişti. Ekrem Taş da bu eylemi organize etmekle suçlanıyordu. MOBESE kayıtlarında Ekrem Taş önde, kadın canlı bomba ise arkasında yürüyerek eylemin yapılacağı Valilik Caddesi'ne doğru yürürken tespit edilmişti. Ekrem Taş 5 kez ağırlaştırılmış müebbet hapiste yargılanıyordu.